Güzel canlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Bugünkü dersimizin konusu yol kardeşi ne demek? Güzel canlar, yaratılışta kardeş olmak, dinde kardeş olmak, bir de yolda kardeş olmak dediğimiz kavramlar var yaratılışta kardeş olmak demek beşeri olarak aynı niteliklerle yaratılmayı ifade ediyor. Keremler Sultan Aliyel Murteza'nın Malik Eşter'e yazdığı mektupta namede birileri sana yaratılışta kardeştir, birileri sana dinde kardeştir. Ama bunun bir içeriği daha var. Bir de yolda kardeş olanlar dediğimiz nokta söz konusu. Şimdi güzel canlar dinde kardeş olmak ne demek? Dinde kardeş olmak demek o dine bağlı, aynı ritüellerle hareket edip o din üzere yol alanlara din kardeşi deniyor. İyi ki canımız düştü şimdi katılıyorlar. Bu nokta itibariyle güzel canlar şimdi yolda kardeş olmak ne demek? Yolda kardeş olmak demek Cenab-ı Hakk'a yakın olma niyetinde. Demek ki öncelikle kalp noktası uyanmış Cenab-ı Hakk'a yakın olma, rızasını kazanma, onun nitelikleriyle boyanma noktasında bir niyetinin olması gerekiyor. İkrar ile yola girmiş, yani söz vermiş. Haksal yolda, haksal haliyle hallenmede irşat içinde olanlara yol kardeşi deniyor güzel canlar. Bu nokta itibariyle bakın dikkat ederseniz birinci niyet. Kat noktası uyanmış. Niyeti Cenab-ı Hakk'ın bütün niteliklerini edinme, onun boyasına boyanma noktasında bir arzusu var güzel canlar. O zaman ikrar vermiş olacak. Haksal yolda da haksal hal ile hallenme olacak güzel canlar. Eğer ki niyet temiz, niyet halis, niyet ihlaslıysa bu yolda kesinlikle yol alacak. Şimdi gelelim yol kardeşlerin arasında Sevgi ile yaradana yol alma olgusunun olması lazım. Eğer ki ikrar ile haksal sosyal çevreye gelmiş canlar aralarında sevgi bağı ile yaradana yol almıyorlarsa sıkıntı var. Bunun en güzel örneğini nerede görmüştük? Yunus Emre'nin film, filminde taptuk Emre'nin dergahında aynı niyetle orada olduğunu söyleyip ama farklı yaklaşım içerisinde olan dervişanları görmüştük güzel canlar. Şimdi benim seninle niyetim aynı demek başka bir şey. Benimle senin niyetin aynı deyip hali hal etmek başka bir şey. Yani ben İslam'ım demek başka bir şey. Ben İslam'ı yaşıyorum ...noktasına gelmek... ...başka bir şey... ...bu nokta itibariyle... ...yol kardeşlerin arasında... ...sevgiyle yaradana... ...yol alma arzusu... ...olacak... ...yol kardeşleri... ...canı cana katacaklar... ...güzel canlar... ...malı mala katacaklar... ...haksal yolda... edinimleriyle yol alanlar... ...birbirlerini tamamlama... ...noktasında birbirlerini manevi inşasında birbirlerine yardım edecekler. Canı cana katmak, malı mala katmak. Bakın dikkat edin bunun sonu nereye gelecek? Canda, tende, ruhta, kanda bir olma dediğimiz teklik noktasına gelecek. Neden? Çünkü her talip kesretten geliyor. Çokluk aleminden geliyor güzel canlar. Aynı zamanda da edinimleri dış alemde neyse onunla geliyor. Bilgisiyle, bilgi, birikimiyle, örfüyü de, adetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle geliyor. Ama burada ne yapması lazım? Hepsini boşaltması lazım. Yol kardeşleri geçmişte edindikleri edinimleri bırakmak zorunda. Yol kardeşleri geçmişte oldukları edinimlerle birbirlerine edinim verme noktasına gelirlerse hiçbir yere gidemezler. Aynı zamanda sıkıntı yaşarlar. Bu nokta itibariyle burada olan her can sadece haksal irşattaki edinimleriyle birbirlerine yol gösterecekler. Birbirleriyle olacaklar. Bu noktada ama şu an itibariyle taliplerin çok birlikte ilişkide olmaları doğru değil. Neden? Çünkü yeni olduklarından dolayı getirdikleri bilgileri birbirine empoze etmeye nefsemarenin olgularının çıkma derecesi çok yüksek. Yunus Emre firimin de bu muhteşem bir şekilde aslında dile getirmiş. Önce edinimlerini yapacak nefsemarenin kötü alma arzusunu dengeleme noktasına gelecek. Yoksa bir bakıyorsunuz talipler içerisinde bir gruplaşma, bir farklılaşma, dedikodu, o bu şu derken dağılma söz konusu olur. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi buradan söyleyelim güzel canlar. Haksal irşada gelen canlar denge noktasına gelinceye kadar sadece bu derslere tabi kalacak ve bu dersler noktasında ilerleme sağlayacaklar. Yoksa bilge karmaşası aynı zamanda da hal ve davranış noktasında negatifleşme denilen bir olguyla karşı karşıya kalabilirler. Yol kardeşlerinin yakın ve uzak olmalarının hiçbir önemi yok. Eğer niyetleri halis, salih ise bu yolda kesinlikle yol alacak, birbirlerini tamamlayacaklar. 2. Yol içerisinde negatif davranışlarda bulunan her can sitem alabilir. Dersten uzaklaştırılabilir. Haberiniz olsun güzel canlar. Neden? Farkındalığı net fark etmesi lazım. Hepimizin niyeti ne? Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelmek. Ama hiçbirimiz diğer bir canın bu ilerleyişini durdurmaya, engellemeye, kıskançlıkla, kibirle, benlikle kendini farklı bir yerde görme şansı yok. Yani engin canımızın edinimi, engin canı herhangi bir noktada benliğe götürmeyecek. Vezir babanın edinimleri benlik noktasında bir yere götürmeyecek. Baki dedenin edinimleri farklı bir noktaya götürmeyecek. Ama bu noktada unutmayın ki tarih pire bağlı. İrşat edicisine tam bir teslimiyetle bağlı olmak zorunda. Bu olmadığı takdirde yine irşatta ilerlememizin haksal gerçekliğe ulaşmamızın mümkünatı yok. Haksal irşada giren yol kardeşleri aynı form eşitliği arzusunda maneviyatı inşa etme noktasında nefsi emmaresinin bütün kötü alma arzusunda olmalı ve bu noktada da nefsi emmarenin kötü alma arzusunda arzusundan kurtulma çabası içerisinde olmalı güzel canlar. Haberiniz olsun. İblisin, şeytanın, nefsi emmarenin ilk çalıştığı yer burası olacak. Burası olacak. Dışarıdaki adamı zaten adamla nasıl bir ilişkide olabileceğinizi zamanla göreceksiniz. Ama nefsi emmarenin ilk çıktığı yer neresi biliyor musunuz? Hani kalp noktam uyandı arzum var, niyetim var, ikrar verdim, yola girdim, bağlandım. Haksal sosyal çevrede iblis devreye giriyor. Neden? Çünkü niyeti halis olup hak yoluna gitmek isteyenleri engelleme noktasında. Nasıl engelliyor biliyor musunuz? Talipleri birbirlerine vurdurarak kıskançlık duygularını, kibir duygularını, dedikodu unsurlarını uyandırarak onun için Kur'an'da o her yönden size yaklaşacak sağdan soldan önden arkadan kesinlikle haksal sosyal çevre zaman içerisinde bizim duygu ve düşüncelerimizin bilakis gizli benlik dediğimiz egomuzun çıktığı yer olacak güzel canlar. Burada taliplerin çok uyanık olması lazım birbirine hakaret eden, birbirini küçümseyen, farklı yaklaşımlarda olanların yol kardeşi olmasının aynı yolu yürümelerinin mümkünatı yok. 2. Talibe pir tarafından görev verilir. Niye? Herkesin istidatı, yeteneği, niteliği neyse ona göre verilir. 1. Kıskanç olan bir insana görev dağılımında görev verilmez. Neden? O kıskançlığı veya da o kibri, o egosu orayı darmadağın edecektir. Onun için bu noktada gerçekten bizlerin burada dikkat etmesi gerekiyor. Bu dersi niye işliyoruz? Çünkü gelişmelerimiz başladı. Algılarımız çok iyi bir yerde. Aynı zamanda levvame dediğimiz noktalarımız var. Ama farkında olmadan gizli egonun da çalıştığı yer burası güzel canlar. Bu farkındalığı yaşamamız gerekiyor. Bunu yaşamadığımız takdirde sıkıntı yaşayabiliriz. Yol kardeşleri birbirini severek hak sevgisini inşa ederler. Haksal sosyal çevrede talipler birbirini sevmezse orada hak noktasını inşa etmeleri mümkünatı yok. Ne demiştik? İnsan sevgisinden hak sevgisine gidilir. Kalp noktam uyanmış, ikrar vermişim, yola girmişim, edinimlerim başlamış. Ama bu edinimler farklı duygu ve düşünceler noktasında beni ...bu el sınama noktasına geliyor. İlerleyemiyorum, gelişemiyorum. Ama bizim amacımız maneviyatta büyümek, maneviyatta gelişip ilerlemek. Ama bu duygular çıktığı an güzel canlar farkında olmadan ayak kayma dedikleri yer burası. Çok sıkıntılı, çok tehlikeli bir yer. Birbirlerine hakaret edenler yol bazında sitem alabilir, derslerden uzaklaştırılabilirler güzel canlar yol kardeşleri birbirinin eksiğini tamamlamalı. Birbirlerinin eksiklerini muhabbet içerisinde giderme noktasında söyleme noktasına gelmeli. Dünyanın en zor işlerinden biri de ne biliyor musunuz? Birinin hatasını söyledikten sonra kibir ve benlik de reddetme noktası. İblisin en çok çalıştığı yer o. Ben doğruyu yapıyorum. Ben haklıyım. Ben yanlış yapmam. Burası neyse emmarenin müthiş çalıştığı bir nokta güzel canlı. Ama ne dedik? Her talip bir denge noktasına geldikten sonra yani haksal irşaden mahiyet ve niteliğini öğrenip algıladıktan sonra birbiriyle iletişim içinde olması çok daha faydalı. Yoksa geçmişten getirdiği birçok şeyi oradan buradan bilgi toplar. Orayı burayı dinler. Sonra bu bildiklerini sanki doğruymuş gibi haksal irşat içinde gelir, birine empoze eder. Empoze etmeye çalışır. O da yetmez, birbirlerine kaynak bile önerebilirler. Bu işin daha kötü bir yanı. Buna ne deniyor biliyor musunuz? Ayartma. Dışarıda haksal irşattan geçmemiş adamın bilgilerini gelip sunarak o kişiyi ayartma noktasına gelmek çok çirkin bir şey. Onun için bizim burada da dikkatli olmamız lazım. Yol kardeşi yol kardeşini kıskanmaz. Yol kardeşleri birbirlerini kırmazlar, incitmezler, laf söylemezler, küfür etmezler, birbirlerinin dedikodusunu da yapmazlar. Yol kardeşleri bütün kötü duygu ve düşüncelerden, şer eylemlerinden kurtulmak için yola girmişler. Düşünün, kötülükten arınmak için, nefs alma arzusunu bırakmak için buradayız ama onu kullanacağız. Ne kadar doğru olabilir? Hiç de doğru olmaz. Onun için İrşat mekanizmasında olan canları iblisin oyunları beklemekte. Şeytanın ne zaman nereden sokulacağını bilemezsiniz. Örneğin pir benimle çok ilgilenmiyor, diğerleriyle daha çok ilgileniyor. Bakın besfese girdi veya da yol kardeşlerin içinden biri diğer için kafasında oluşturdukları vesveselerle fikir üretmeye başlarlar. Çok tehlikeli. Şeytan müthiş çalışıyor. Kimde çalışıyor? Bizde çalışıyor. Bu nokta itibariyle yol kardeşlerinin niyeti bir, halleri bir, birbirlerini tamamlama noktasında bir eğilim içerisinde oldukları zaman çok daha rahat gidiyor. Neden? dosta ulaşmak üzere yola çıkan dostların birbirine desteği çok rahat gitmesi neden oluyor. Ama edinimlerimiz arttıkça nefse bize yaklaşımı çok değişiyor güzel canlar Oyunları müthiş. Ve bazen ne oluyor biliyor musunuz? Hakka, hakka gitmek için yola girenler yolda bu unsurlarla sonra yolu suçlama noktasına bile gelebiliyorlar. Yolda hata yok. Nerede hata var? Nefsen malimizin kötü alma arzusunda hata var. Onun için talipler yol kardeşliğini çok iyi bilmeli. Bakın bel oğlu anne ve babanın kan bağıyla gelenlere deniyor. Bel oğulları kavga eder, birbirlerini öldürür. En basit örneği neresiydi? Habil ile Kabil kardeş kardeşi öldürdü bakın. Ama biz yol oğlunda yol oğlu olma noktasında bir işleyiş içerisindeyiz. Bel oğlunu bıraktık şimdi yol oğlu olma noktasındayız. Bel oğlunu bırakmak demek anne babayı bırakmak demek değil. Anne ve babaya karşı saygıda, sevgide, hürmette, hizmette kusur etmeyeceksin. Aynı zamanda manevi edinimleri yapan seni doğurma noktasında manevi bir kordonla bağlanmış oldun, ikrar vermiş oldun. Mürşidi Kamil'ini pirine karşı da saygıda, sevgide, hürmette, hizmette kusur etmeyeceksin. Hizmet etmeyene zaten himmet verilmez himmet almayanın da hak ile hak olmasının mümkünatı olmaz. Onun için yol kardeşleri olarak güzel canlar bu safhalarda daha dikkatli, daha temkinli olmamız gerekiyor. Temkinli olmazsak iblis bizi ayartacak. Onun ayartmasına, içimize sokulmasına, vesveseyle konuşmasına asla müsaade etmemeliyiz. Yol kardeşleri yolu yol hali hal edip Hakk'ın rızasına doğru yürüyenlerdir güzel canlar.